problemi ve uyku apnesi hakikaten hayat sekteye uğratabiliyor. Bütün bunları konuşacağız şimdi. Özel Göztepe Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden operatör doktor sevgili Erkan Uygur hocam bizlerle. Horlayanlar, uyku apnesi olup gece soluğu kesilenler, gündüz hatta direksiyon başında uyuyanlar bile var. Bizi arayabilirsiniz her zaman olduğu gibi telefonlarımızdan sevgili Züleyha sizleri yayına bağlamaya devam edecek. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Zayıflamış gördüm sizi. Tabii benle de horlama olduğu için. Gerçekten mi? Evet. Horlamayı çözüm mü zayıflamak? Tabii ki çözüm. Hem horlama hem de uyku apnesi için iyi bir çözüm. Öyle mi? Bilmiyordum bunu. Peki şimdi hocam horlama ve uyku apnesi bunlar çok girift iki durum mu? Evet. Yoksa hani sadece uyku apneniz olabilir ya da sadece horlamanız olabilir mi? Şöyle anlatabiliriz aslında. Uykuyla ilgili hastalıkları 3 sınıfa bölüyoruz. En başta basit horlama. Daha sonra hipoapne dediğimiz bir kavram. Bu oksijen miktarında azalma. Üçüncü aşama ise apne dediğimiz şey. Apne de uyku sırasında solunumun tamamen durması. İlk başta horlama bir ses, titreşim sesi. Hı. Aslında nefes alırken burnumuzda özellikle boğaz küçük dil ve yumuşak damakta sert ve kasılma özelliğini kaybetmiş yumuşak dokuların havanın geçmesi esnasında titreşim ile oluşan bir ses. Hı hı. Ama bu patoloji, bu hastalık ilerlediği zaman ciddi anlamda bir mekanik tıkanıklık ve dokuların oksijen alımında bir azalma ortaya çıkıyor. Ve bu süreç bundan sonra başlıyor. Bunun tetiklediği çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Zaten bunları konuşacağız. Ha, şimdi peki hocam horlama ile ilgili şu var. Her insan bir şekilde horlar mı? Yani bazen diyoruz ki çok yorgundum, horlamışım. Hiçbirimize kabul etmiyoruz ama o da aynı konu. Aslında yani normal insan fizyolojisinde horlama diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Eğer horluyorsanız ya havanın girdiği yerden başlarsak burundan nefes alıyoruz. Burnun giriş noktasında bir tıkanıklık olabilir. Hmm. Burun kemik ve kıkırdak yapısında bir sorun olabilir. Havanın yolculuğuna devam ettiğimizde hava daha sonra geniz bölgesine geliyor. Geniz eti olabilir. Devam ettiğimizde yumuşak damak, küçük dilde problem olabilir. Dil kökünde problem olabilir. Hmm. Yani normal bir anatomiye sahip insanda horlamanın olmaması gerekiyor. Ya yani öyle yorgundum horladım diye bir durum olamaz. Hayır, yok kesinlikle. Ya alkol almışsınızdır, dil geriye kaçmıştır. Hmm. O mesela. Onun dışında bazı antidepresan ilaçlar normal anatomisi olan insanlarda aynı şekilde horlama yapabilir ama normal anatomisi olan bir insanın horlaması mümkün değil. Mutlaka bir uzmana gidilmeli galiba. Kesinlikle. Yani aslında horlama uyku apnesi için bir ön uyarıcı olabilir. Ha, sonrası için. Evet. Peki şimdi uyku apnesi mutlaka önemsenmeli diyoruz biz. Evet. Çünkü hakikaten... Çok ciddi bir problem. Bir anlatalım mı? Uyku apnesi nasıl başlıyor? Belirtileri neler? Gecede kaç kez soluğum kesilebilir? Şimdi bir kere hani evliyse kişi, tek yaşıyorsa aslında fark etmesi biraz zor oluyor. Ama hani evde arkadaşı, eşi varsa kesinlikle öncelikle kameraya çekmesini öneriyoruz. Horlamayla başlıyor ama uyku sırasında ataklar geçiriliyor. Nefes durduğu zaman ani uyanma atakları. Buna apne diyoruz zaten. Hı. Apnenin ne olduğunu kısaca tanımlarsak 10 saniyeden 30 saniyeye kadar, hatta bazen daha uzun olabiliyor. Hı hı. Solunumun tamamen kesilmesidir. Buna bağlı olarak 30 saniye burnunuzu tuttuğunuzu düşünün. Nefes almadığınızı bir saat boyunca sürekli olarak kalp bu mevcut durumu karşılamak için olması gerekenin 2 katı kadar daha fazla çalışıyor. Dolayısıyla kalbin yükü artıyor. Hı. Hastanın baş boyun bölgesinde terlemeler başlıyor. Hı hı. Ciddi anlamda kalpte yorulma ve taşikardi dediğimiz kalp atım sayısında artış ortaya çıkıyor. Bu sürekli hal almaya başladığında obezite, yani bir taraftan da yağ yakamıyorsunuz aslında. Kilo vermeye çalışıyorsunuz ama apneniz olduğu için kilo veremiyorsunuz. Gece uykularında bölünme, sık idrara çıkma, diyabet, şeker hastalığı, onun dışında cinsel fonksiyon bozukluklarından tutun da birçok hastalığa sebep oluyor. Ve daha önemlisi aynı hastalığın sıkıntılarını gündüz de çekmeye başlıyorsunuz. Hı. Entelektüel ve bilişsel fonksiyonlarda azalma, hatırlayamama, konsantre olamama. Mesela öğle yemeğini yediniz, benim çok sık uykum geliyor. Aslında bu gece uyunan uykunun kalitesizliğinin bir göstergesi. Uyku 2 aşamada oluşuyor. Hı. REM ve non-REM, derin uyku. Apnesi olan insanlar kesinlikle normal fizyolojik bir uyku uyuyamadığı için derin uykuya geçemiyor ve sabah inanılmaz derecede yorgun baş ağrılarıyla kalkıyorlar ve öğlen sürekli bir uykuya eğilim. Hatta direksiyon başında uyuyan insanlar var. Çok kazanın sebebiymiş bu değil mi ya hocam? Bu aslında Amerika'da bir olay takiben başladı. Bir şoförün direksiyonda uyuması sonrasında ortaya çıkan kazalar aslında apnenin tarihinde önemli bir nokta. Bundan sonra çıktı. Amerika'da yurt dışında
özellikle şoför ya da pilotlara mutlaka hani uyku testi yapılır. Çünkü gündüz iş sırasında eğer yaptığınız şey başka insanların hayatını etkiliyorsa uyku apnesi önemli bir hastalık. Evet, bakalım Ankara'dan Aysun Hanım ne soracak bize? Aysun Hanımcığım günaydın, iyi sabahlar olsun. Günaydın. Buyurun sorunuzu alayım. Ben eşim için soracaktım. Hı. Uyku apnesi var ve durmadan gece nefes durmaları oluyor. Tedavisi nasıl olur? Her hekime güvenebilir miyiz? Her ameliyat için? Peki. Hoşça kalın. Şimdi eşler çok müzdarip çünkü hakikaten o çırpınarak uyanma hali değil mi hocam? Evet. Korkutuyor. Bir yandan horlama, bir yanda çırpınarak uyanma. Şimdi hanımefendi diyor ki ameliyatı var mı bunun? Oraya gelecektim ama madem sordu. Şimdi şöyle söyleyeyim hani bir kere en başta şöyle bir sınıflarsak sırayla gidersek uyku apnesi şikayetiyle hasta doktora geldi. Nasıl bir yol izleniyor? Hı. Uyku apnesiyle gelen hasta öncelikle tabii tam bir kulak burun boğaz muayenesi yapıldıktan sonra hastadan mutlaka nöroloji yani sinirle ilgili sinir sistemiyle ilgili bir problem olup olmadığını anlamak için nöroloji konsültasyonu da istiyoruz. Çünkü bazı uykuda nefes durmaları beyinle ilgili olabiliyor. Beyindeki uyku merkeziyle. Bütün bunları yaptıktan sonra problemin kulak burun boğaz ile ilgili olduğunu düşündük. Örneğin hastanın burnunda problem var. Küçük dilinde, yumuşak damağında, kilolu bir hasta. Hastayı öncelikle uyku testi için yönlendiririz. Uyku testi dediğimiz şey şu. Bir gece uyku laboratuvarında evde uyur gibi uyuyorsunuz. Bu ne anda, yapıyorsunuz? Yatırıyorsunuz. Tabii hasta yatıyor evdeki konfor sağlanmaya çalışılıyor tabii ama bazı hastalar uyuyamıyor tabii. Uyku sırasında kalp grafisi, beyin grafisi, efendime söyleyeyim, karın hareketleri, kandaki oksijen düzeyi, tansiyon, kalp ritimleri hepsi ölçülüyor. Bu test sonucunda ortaya bir rakam çıkıyor. Bu rakam aslında bir saat içerisinde sizin kaç defa uykunuzun 10 saniye veyahut da daha uzun süreli durduğunu gösteriyor. Mesela hastalarınız arasında 10 saniyeden atıyorum 40 saniye nefes duran var mı? Var. 40 var, saniye. O işte hastanın durumu ve anatomisiyle ilgili. Onlar ileri düzeydeki apne hastaları. Uykuda kalp durmaz mı hocam? Tabii şimdi şöyle bir şey var zaten. Uyku apnesi tanısı konan bir hastanın uykuda kalp krizi geçirme riski %25 ile 30 arasında değişiyor. Bu çok yüksek bir oran. Evet. Ve süreç ilerledikçe risk de artıyor. Testi yaptırdık. Testin sonucunda bize bir rakam geliyor. Hı. Rakama bakıyoruz. Oradaki rakam bize hastalığın ağırlığı veya hafifliği konusunda bilgi veriyor. Sonra tedavi sürecine geçiyoruz. Hı. Öncelikle tedavide ameliyat kesin çözüm müdür? Ameliyat %65-70 oranında bir çözümdür. Ama bazen ameliyat tek başına bir çözüm değil, tamamlayıcı tedavidir. Hı. Diğer bir tedavi yöntemi de CPAP ya da BIPAP dediğimiz maske tedavisi yöntemidir. Hı. Ama bazen maske tedavisinde başarılı uygulayabilmeniz için hastaya bir takım cerrahi modeller uygulamanız öncesinde gerekiyor. Öncesinde. Evet. Şimdi mesela hastayı muayene ettik. Burunda problem var. Kıkırdak eğriliği, septum deviasyonu, burun eti büyük, yumuşak damak, küçük bir kilodan dolayı çok aşağı sarkmış ve kasılma özelliğini kaybetmiş, pelte halini almış. Bu hastaya maske verseniz bile maskeyi işlevli çok yüksek ayarda çalıştırmanız gerekir. Burada maskenin toleransını azaltır. Yani maske kullanımını bile konforlu hale getirebilmek için bazen ameliyat yapmanız gerekebiliyor. Ameliyatlarda burun kıkırdağının düzeltilmesi, burun etinin küçültülmesi, diğer bir faz da uyku apnesindeki yumuşak doku ameliyatlarıdır. Bunlar aslında hastalar için biraz sıkıntılı ameliyatlar. Tarihi süreç içerisinde incelersek uyku apnesinde yapılan ameliyatlar ilk başta biraz daha radikal ameliyatlardı. Önceden küçük dil, yumuşak damak, bademcik hepsini alıyorduk. Hastayı rahatlatıyorduk. Hasta kilo veriyordu. Rahatlıyordu ama bu ameliyatların uzun dönemde hastalar için bir takım sıkıntılar oluşturduğunu gördük. Mesela küçük dilin tamamen alınması bazı hastalarda yutma güçlüğüne, boğazda takılma hissine, boğazda ciddi kurumaya, nazofaringeal bölgede yetmezlik dediğimiz yutarken gıdanın buruna kaçmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla teknoloji ve çalışmalar geliştikçe minimum doku rezeksiyonlarıyla maksimum sonuç almaya çalışıyoruz. Hı hı. Küçük dili katlıyoruz, yumuşak damaktan ufak parçalar çıkartıp yukarıya çekiyoruz. Dil köküne bir takım müdahaleler yapıyoruz ama hastayı takip ediyoruz. Gerekirse ameliyat ettiğimiz hastaların bir kısmına tamamlayıcı olarak CPAP dediğimiz yöntemi öneriyoruz. O maskeyi kullanmak da çok ama kolay değil çok, ama. Ama çok önemli bir şey. İnanın hani kulak burun boğazcı olarak şunu söyleyebilirim. Kulak burun boğazdaki en büyük acillerden bir tanesi uyku apnesidir.